doğu batı, kuzey güney demeden. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bursa'dan Karabursa hızlı tren hattının Gürsu şantiyesinde incelemede bulundu. Ardından Demirtaş OSB kavşağının açılışına katılan bakan bilgiler verdi. Bursa Çevre Otoyolu üzerinde yer alan Demirtaş OSB kavşağı, Bursa Bağlantı Kavşağı'na 3 kilometre, Samanlı Kavşağı'na ise 6 kilometre mesafededir. Bölgenin güneyinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, kuzeyinde Doğalgaz Çevrim Santrali bulunuyor. Organize Sanayi Bölgesi'nin kuzeyinde ve otoyol ana gövdesi üzerinde bulunan mevcut üst geçit köprüsünü ilave kollar ile farklı seviyeli kavşağa dönüştürdük. Projemizle organize sanayi ve yerleşim bölgesinden otoyola doğrudan erişim imkanı sağlayarak imar yollarında yaşanan yoğunluğu çözmüş olduk. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen ürünlerin daha hızlı, güvenli ve kısa sürede ulaştırılmasını sağladık. Zaman kayıplarının önüne geçtik. Böylece kavşağımız sayesinde zamandan 137 milyon TL, akaryakıttan 13 milyon olmak üzere toplamda 150 milyon liralık bir tasarruf elde etmiş olduk. Uraloğlu Ankara-Bursa hızlı tren hattındaki inşaat çalışmaları ile ilgili de konuştu. Ankara-Bursa hızlı tren hattımızı Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlantılı olarak saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz. 56 kilometre uzunluğunda Bursa-Yenişehir kesimi, 95 kilometre uzunluğunda Bandırma-Bursa kesimi ve 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli kesimleri olmak üzere toplam 201 kilometrelik hatta altyapı ve üst yapı çalışmalarına eş zamanlı devam ediyoruz. Projemiz tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecektir. Bu yıl sonu itibarıyla Osmaneli-Yenişehir kesiminde toplam 14 bin metre uzunluğundaki 10 tünelin daha kazık çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz.